Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Bugün size Passworkit Forensics uygulamasını göstermeye çalışacağım. En azından kendi ihtiyaçlarımı görebildiğim kadarını paylaşacağım. Çok güçlü bir şifre kırma programı. Öncelikle sitesine bir bakalım, fiyatlarını bir görelim. €1.100 ortalama fiyatı. Bir ücretsiz denemesi varmış ve demo sürümünde bunları kırdığını altta gösteriyor. Uygulamamızın desteklediği yaklaşık olarak 300'ün üstünde dosya formatı var. Bunları hızlıca hepsini tek tek bakamayız zaten. Şöyle hızlıca aşağıya doğru inersek desteklediği formatlar bu şekilde görebiliriz. Hemen uygulamamızı açalım. Ben uygulamamızı PDF'lerin, işte Excel dosyalarının, Word dosyalarının üstünde korumalı kısımlarını kaldırmak için kullanıyorum. WinRAR şifrelerini de kırıyor. Programımız açıldı. Mesela bir WinRAR şifresi kırmak istiyorsak buraya sürüklüyoruz, içeri atıyoruz. Hemen taramaya başlıyor. Zaten kısa bir şifre olduğunda hemen çözüyor. Mesela bunu silelim. Tekrar bir şifre oluşturalım. Kaç yapalım? Kısa olsun. 4-5 yapalım. Şöyle attık mı içine. Seçenekler sunuyor bize. Buraya bastığımızda direkt taramaya başlıyor. Buraya bastığımızda ayarlarına giriyoruz. Buradan pasaport işte şifre yok. Buradan ben seçeceğim deyip buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bakın seçenekler var. Ben mesela sadece sayı yazdığım için sembolleri falan, space falan eklemeyeceğim harfleri. Sadece sayı yazdığım için Numbers kısmını tıklıyorum. Eğer siz hiçbirini bilmiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Direkt taramaya başlıyor. Ama ben sayılardan ibaret olduğunu biliyorum. Ve kısa sürmesini istediğim için şu anda video için sayıları seçiyorum ve şifreyi çöz diyorum. Bakın burada saniyede kaç tane şifre denediği falan yazıyor. Şu anda evet çözmüş. 45 girmişti. Şifreyi çözmüş. Mesela en çok kullanılan şey PDF'ler. PDF'lerde mesela böyle tıklayalım hemen. Bakın PDF'te izinler soruyor. Bütün izinleri vermiyor bize. Hemen izinleri tıklıyoruz. Bakalım hangi izinlere sahibiz diye hemen bakıyoruz. Yorum ekleme, içerik erişebilirlik, içerik kopyalama, dosya içeriği düzenleme, form alanlarını doldurma ve imza yetkilerimiz yokmuş. Sadece yazdırabiliyormuşuz. Ama ben bununla bir değişiklik yapmak istiyorsam, bakın hiçbir değişiklik yapamıyorum şu anda. Bunu hemen alıyorum. İçeri atıyorum. Burada diyor ki iki tane işlemim var. Biri şifresini çözmek PDF'in tamamen. Diğeri de sadece izinleri kaldırması. Hemen başlatıyorum. İzinleri hemen kaldırıyor zaten. İzinleri kaldırdı buraya. Ben şifresini bulmasını istemiyorum. Gerek yok. Çok uzun olabilir şifre. Bakın şimdi kalemle düzenleme araçlarım falan geldi. Ötekinde ne vardı?
İzinlerimiz kapalıydı ve direkt izinleri görme çıkıyordu. Bunda hiçbir izin koruma olmadığı için orası o kısım çıkmıyor. Bakın burada kalemleri seçemiyoruz, silgileri hiçbir şeyi seçemiyoruz. PDF'de bu şekilde korumayı kaldırabiliyoruz. Mesela Excel dosyalarımız var. Excel dosyalarımızda koruma olduğuna bakın koruma şifresini buraya attı. Excel dosyasına tıklayalım. Şöyle bakalım. Bakın buralarda korumalar mevcut. Ben bunları korumasız hale getirmek istiyorum. Buraya tıklıyorum. Direkt şifre soruyor. Şuradan tıkladığımda kopyalıyor. Buraya şifreyi yapıştırıyoruz. Bakın koruması kalktı. Aynı şifreyi buraya da yapıştırıyoruz. Bakın onun da koruması kalktı. Artık korumasız hale geldi. Artık düzenleme yapabiliriz. Kaydetmeye gerek yok. Bakın korumasını direkt kaldırmış halini de buraya atıyor aynı zamanda. Şöyle bakalım dosyalardan. Bakın hiçbir koruma yok. Korumayı kaldırmış. Word dosyalarına bakalım. Word dosyasında da korumayı kaldırmış. Peki korumalı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Hemen girdik. Bakın şu anda üst tarafta hiçbir içerik düzenleme yok. Dosyalar diyoruz. Bakın güvenlik uyarısı. Makroların hepsini kapattırılmış. Şu anda müdahale edemeyiz yani. Kapatıyoruz. Kendi oluşturduğu Word dosyasına geliyoruz. Bakın artık bütün makrolar her şey buraya geldi. Müdahale artık edebiliyoruz. Bütün içerikler geldi. Ben uygulamanın bu kısmını kullanıyorum ama geniş açıdan bakarsak mesela pasaport, şifre kılıcı dosyalar var. macOS için pasaport key varmış. Mesela Windows için bir boot CD'si oluşturuyor. Hard diskler için, Windows için BitLocker çözücü, Linux için şifre çözücüsü, işte Apple ürünleri, Dell'in özel bir kriptolama yöntemi, bunların çözümünü yapıyormuş. Ben bunları kullanmadım hiç bu arada. Kullanıcı girişleri sanırım bunlar. Kullanıcıların şifrelerini buluyor sanırım. Bunlarla ilgili hiçbir fikrim yok. Benim kullandığım kısımlar WinRAR, Word, Excel, PDF dosyaları. Uygulamamız bu kadar. Lütfen abone olmayı unutmayın.